Merhaba sevgili anneler. Öncelikle bebeğin normal kakasını bilmek, daha sonraki kabızlık, ishal, gaz vesaire durumlarda kaka değişikliklerine karar vermek açısından önemli. İlk 6 ayda özellikle sadece anne sütü alınan dönemde bebeklerin kaka rengi biraz daha normale göre, diğer büyük çocuklara göre biraz daha açık sarı, kehribar sarısı, altın sarısı dediğimiz bir renkte. Biraz sulu, üzeri pütür pütür bir kıvamdadır. Normal muhallebi kıvamı ya da diş macunu kıvamı bebekler için koyu kaka kıvamıdır. Özellikle ilk aylarda bunun sayısı birazcık daha fazladır. Bebek her emdikten sonra günde 6-7 kere kaka yapabilir. Ama her bebek de aynı değildir, standart değildir. Bazen sadece anne sütü alan bebekler bir haftaya kadar kaka yapmayabilir. Eğer bebek huzursuz değilse, aşırı bir ağlaması, huzursuzluğu, ıkınması, kıvranması yoksa çok da bebeğe müdahale etmiyoruz aslında. Onun kendi kaka düzenini oluşturması için ona küçük masajlarla yardımcı olabiliriz. Eğer diyelim ki bebeğimiz normal sarı kakasından bir renk farklı oluşmaya başladı. Bunun ilk nedeni annenin yediği yiyeceklerdir aslında. Nasıl erişkinler yediğinde kaka kıvamı, rengi değişebiliyorsa aynen anne sütünde geçen annenin yediği farklı yiyeceklerde kakayı farklı renklere boyayabilir. Dolayısıyla bizim eğer bebek huzursuz değilse kaka renginden çok endişelenmemiz gerekir aslında. Eğer kakası yeşil, sümük sümük, bebek huzursuz, ateşi var vesaire böyle bir durum varsa o zaman mutlaka bir enfeksiyon açısından değerlendirmek gerekir. Bir de yeşil sümüklü kaka olduğunda, üzerinde özellikle nokta nokta ya da çizgi şeklinde kan olduğunda bizim aklımıza gıda alerjileri de gelir. Bebek evet sadece anne sütüyle beslenmektedir ama anne bir sürü karışık gıdalarla beslenmektedir. Dolayısıyla annenin yediği herhangi bir gıda, özellikle süt ürünleri kanlı, sümüksü, yeşil kaka yapmaya sebep olabilir. Özellikle bebeğin cildinde, derisinde döküntüler, aşırı geçmeyen gaz sancıları olduğumuzda aklımıza gıda alerjileri de gelir. Bu nedenle özellikle doktorumuza başvurmamız gerekebilir. Ama normalde her bebeğin kakası değişik renkte olabilir, arada renklenmeler olabilir, kakadaki bakterilerin sayılarının artması, safra asitlerin karışması nedeniyle yeşilimsi kaka olabilir, kahverengi olabilir. Özellikle mamayla beslenen bebeklerde altın sarısı kehribar rengi görmeyebiliriz çünkü mamaların demir içeriğine göre kakaların kıvamı ve rengi değişebilir. Bebek huzursuz değilse kakasının rengini çok da önemsemiyoruz aslında. Ama huzursuz, ateşli, kusan, yeşil sümüklü kaka yapan bir bebekle mutlaka enfeksiyon açısından değerlendirmek gerekir. Bunun dışında hani özellikle bebeklerimiz annenin yediklerinden etkilendiği için kabız olabiliyorlar. Normal rutinin dışında bebeğin kaka sayısının azalması ya da kakasının koyulaşmasından kaynaklı kabızlık dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Bu da bebeğe huzursuzluk veriyor çünkü kakasını atamadığı için karnı ağrıyor, kıvranıyor, huzursuzlanıyor. Bu da anneyi de huzursuz ediyor tabii. Öncelikle sadece anne sütü olan bir bebekte annenin birazcık diyetini destekliyoruz. Bol lifli gıdalar diyoruz, sıvalımını destekliyoruz, unlu gıdalardan uzak dursun diyoruz. Ve annenin yedikleriyle bebeğin kakasını dengelemeye çalışıyoruz. Eğer çok huzursuz, yapamadı vesaire böyle bir durum varsa doktora başvurarak gerekirse bir fitille ya da bir ilaçla müdahale ederek kaka yapmasını sağlayabiliriz. Daha büyük kendi beslenen çocuklarda, anne sütü dönemi dışındaki bebeklerde yine beslenmesini dengeleyerek çocuğun aldığı sıvı gıdayı arttırarak, unlu gıdaları azaltarak, lifli gıdaları arttırarak, yine gaz yapan ve kabızlığı arttıran yiyecekleri azaltarak kakasını dengeye sokabiliriz. Bazen işte bu sürecin uzadığı 2-3 haftayı aştığı durumlarda ilaçlar kullanmak gerekebilir. O zaman mutlaka bir doktor kontrolünde olmak faydalıdır.